Nereden geliyorsun böyle bakayım? Beni sorgulamaya bırak da asıl sen cevap ver. Sen hangi cüretle çiftliğe kadar girip, hatta kızım odasına kadar girip saçını kesebiliyorsun ha? Ne hakla? Beni yarı yolda bırakmadan önce düşünecektin. Aklın sıra benden böyle mi intikam alıyorsun? Sana inanmıştım biliyor musun? Sana gerçekten inanmıştım. Salak mısın sen ya? Hayal mi görüyorsun? Koskoca arzu emiyor mu? Bunca toprağı, serveti, bütün geleceğini elinin tersiyle atıp senin gibi çulsuz da mı gelecektin? Valizin olup neden geldin o zaman ha? Neden? Senin ne kadar salak olduğunu kendi gözlerimle görmek için. Yalan söyleme. Sen de istedin benimle gelmeyi. Saçma sapan hayallerinle kendine avutmaya devam et. Ama kızından uzak dur. O benim de kızım. Merak etme. Yakında herkes her şeyi öğrenecek. Öyle mi diyorsun? Farkındaysan çiftlikte tam bir huzur ortamı hakim. Kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Olmayacaktı. Çok üzgünüm. Planların suya düştü. Safi gönlünden, kocandan sakladın demek. Tabii ya. Sen Arzu Emre olmayı da aşk atabilecek mi zannediyorsun? Bu işin burada bittiğini zannediyorsun değil mi? Kurtuldum zannediyorsun, öyle mi? Salaksın sen. Kendini akıllı zannediyorsun ama salaksın. Ne saçmalıyorsun sen? Hastaneye gidip o rapordan bir tane daha çıkartamayacağımı zannediyorsun. Buyur git. Yolun açık olsun. Gideceğim. Hem de hemen gideceğim. O rapordan bir tane daha çıkartacağım. Sonra da Kenan'ın karşısına geçip Tuğçe'nin kendi kızı olmadığını belgeleriyle göstereceğim. Bence kendini yorma. Nasıl yani? Ya da neyse. Git git. Boş bilgisayar ekranına baktıkça beni hatırlarsın. Nasıl ya? Ne yaptın sen? Raporları sildirdim. Rapor mapor yok. Sen kimle dans ettiğini zannediyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Bıraksana beni. Kes sesini. Bana bak. Benim şakam falan yok. Tuğçe hayatta olduğu sürece ben o raporları istediğim zaman, istediğim her yerde çıkartırım. Bu benim için çocuk oyuncağı. Bundan sonra o koskoca serveti ancak rüyanda görürsün sen.